Dünya üzerindeki bir noktanın ekvatora uzaklığının yerin merkezindeki açı cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Ekvatora uzaklığın açı cinsinden ifade edildiği kavram enlemdir. Boylam ise Greenwich'e göre baktığımızda açı cinsinden değer olarak dikkate alınmakta. Yerel saat boylama göre ortaya çıkmakta. Yer ekseni kutup noktasından bir çubuk batırdığımızda diğer kutup noktasından çıktığında bu yerin eksenini oluşturmakta. Ve doğru cevabımız burada enlem B şıkkı oldu. Aşağıdaki haritada bazı il merkezlerinin yakınından geçen boylamlar gösterilmiştir. Buna göre Ankara'da öğle vakti güneş en yüksek konuma ulaştığında Muğla ve Erzurum'un yerel saati kaç olur? Yani en tepede dediği durum 12 oluyor. Öğle vakti oluyor. Güneşin en tepede olduğu an. Buna göre aradaki boylam farkından ben yerel saati hesaplayıp bulmalıyım. Buna göre 33 doğuyla 41 doğu arasındaki farkımız 8 boylamdır. Ki 8 ile 4'ü çarparsak ki 2 boylam arası 4 dakika. Toplamda 32 dakikalık bir zaman farkına ulaşırız. Ankara'ya göre Erzurum daha doğuda olduğu için 32 dakika daha ileri olacaktır. O zaman saat 12-32 şeklinde bulunabilir. Diğer tarafta 33 doğuyla 28 doğu arasındaki fark 5 boylamdır. Ki 2 boylam arası 4 dakikaydı. Çarparsam 20 dakikalık bir farka ulaşırım. Ki Ankara'ya göre Muğla daha batıda olduğu için saatin geri olması lazım. Yani 12'den 20 dakikayı çıkarttığımızda 11.40 olarak yerel saati buluruz. O zaman Muğla 11.40, diğer tarafta Erzurum 12.32 olduğu için doğru cevabımız C şıkkı oldu. Aşağıdaki haritada bazı il merkezlerinin yakınından geçen boylamlar gösterilmiştir. Haritada verilen şehirlerin coğrafi koordinatları dikkate alınırsa yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Birinci öncülüğümüzde Muğla ile başlangıç meridyeni arasındaki zaman farkı 1 saat 52 dakikadır. Başlangıç meridyeni 0 Greenwich, 0 ile 28 doğu arasında 28 boylam fark var. 2 boylam arası 4 dakika olduğu için 28 ile 4'ü çarpınca 112 dakikalık bir yerel saat farkı buluruz. 112 dakikada 1 saat 52 dakikaya karşılık gelmektedir. 2. Ankara'dan geçen paralel üzerinde iki meridyen arası mesafe Muğla'ya göre daha azdır. Kutuplara doğru meridyenler arası mesafe daralır. Dünyanın şeklinden dolayı ve hepsi kutuplarda birleşir. O zaman Türkiye'nin güneyinde daha genişken kuzeye doğru gittiğimizde daha da daralacaktır. O zaman bu da doğru. 3. 21 Mart'ta Erzurum'da güneş doğduktan 12 saat 32 dakika sonra Ankara'da batar. Ki Erzurum'da baktığımızda doğduktan 12 saat sonra batacak. Bir de arada fark var. Ki aradaki fark da 8 çarpı 4'ten 32 dakika. Demek ki 8 çarpı 4 yaptığımızda 32 dakikalık bir fark varsa 12 saat 32 dakika sonra dikkate alınacak bir durum olacaktır. Ankara'da bu şekilde batacaktır. O yüzden E şıkkı 1, 2, 3 doğru cevabımız oldu. Türkiye şu anki bulunduğu yerde değil de aynı yüz ölçümü ve boyutlarıyla Kuzey Kutbu'na yakın bir yerde olsaydı yargılarından hangileri doğru olurdu? Şimdi Türkiye'nin bulunduğu kısım şu an 36-42. 36-42'de değil de kutuplara yakın bir yerde aynı yüz ölçümü ve değerlerle aradaki farklarla olsaydı ne olacaktı? Türkiye kutuplara yaklaşınca doğusuyla batısı arasında daha fazla yerel saat farkı oluşacaktı. Çünkü şu an bulunduğu yerde iki meridyen arası daha geniş. Ama Türkiye'yi kuzeye aldığımızda iki meridyen arası daralacağı için orada özellik olarak daha fazla yerel saat farkı oluşacaktı. Öğle vakti cisimlerin gölgeleri daha uzun olacaktı. Çünkü ekvatordan uzaklaştıkça gölge boyumuz uzadı ya da dik gelen yerlerden uzaklaştıkça kutuba yakın olduğu için daha uzun gölge boyları olacaktı. 3. Paralel daireler arasındaki uzaklık daha az olur denmiş. Paralel daireler arasında her yerde 111 kilometre fark vardır. Kutup'a da gitsem, ekvatora da gitsem bu 111 kilometre değişmez. O yüzden 1, 2'yi yani D şıkkını doğru cevap olarak aldık. Türkiye, Almanya, Ukrayna gibi ülkelerde aynı anda bir tane ortak saat kullanırken Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi ülkelerde birden fazla ortak saat kullanıldığı görülür. Ülkeler arasında böyle bir farklılığın olmasında durumlarından hangilerinin etkilerinden söz edilebilir? Ki bu ülkeler yani Rusya, ABD ve Kanada doğu batı yönünde çok geniş olan ülkelerdir ve daha fazla boylam geçilmektedir.
Ama Türkiye, Almanya ve Ukrayna doğu batı yönünde daha dar olan ülkelerdir. Yani birden fazla ortak saat kullanılması ülkelerin doğu batı yönünde genişliğiyle alakalıdır. Bulundukları bölgenin iklim koşulları buna etkilemez. Yeryüzü şekilleri etkilemez. Ama doğu batı yönündeki genişlikleri tabii buna etkileyen faktördü. Kültürel bakımdan farklı yaşam tarzları da birden fazla ortak saat kullanılmasını etkilemiyor. O yüzden B şıkkı yalnız 3 doğru cevabımız oldu. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen hangi ülkenin topraklarından başlangıç meridyeni geçmektedir? Başlangıç meridyeni genelde ifade olarak söylediğimizde Londra'nın yani İngiltere'nin Londra kentinin Greenwich kasabasından geçmektedir. Buna göre Greenwich'i çizdiğimde ya da başlangıç meridyenini çizdiğimde verilen ülkeler arasında Cezayir'den yani 3 numaralı merkezden yine başlangıç meridyeninin geçeceğini söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Bir gemi kaptanı demir attığı limanda karşılaştığı arkadaşının "Nereden geliyorsun böyle?" sorusuna "Ben gelecekten geliyorum. Seni ziyarete geldim. Biraz önce pazartesi günündeydim ve çalışıyordum. Şimdi ise senin olduğun bu limanda pazar günü yani tatildeyiz değil mi? Hadi o zaman bana bir kahve ısmarla da falına bakayım. Sana gelecekten haber vereyim." diyerek doğru ama esprili bir şekilde cevap vermiştir. Buna göre kaptan arkadaşıyla karşılaşmadan önce ulaştığı limana aşağıdaki deniz ya da okyanuslardan hangisinde ve hangi yönde doğru ilerleyerek varmış olabilir? Şimdi burada tarih değiştirme çizgisi diye bir çizgimiz var. Bu çizginin batısında tarih bir gün geri, doğusunda ise bir gün ileri. Yani bu tarih değiştirme çizgisini geçerek o limana varmış olacak. Bu önemli. Ki burada özellik olarak baktığımızda Manş Denizi ki Fransa'nın olduğu kısma bakalım. Burada bulunuyor. Buradan batıya doğru ilerlersek, buradan batıya doğru ilerlersek çok fazla ilerleyip tarihin değişmesi lazım. O da şu an bu muhabbette, bu sohbette doğru bir şey değil. Atlas Okyanusu'ndan güneybatıya doğru denmiş. Ki Atlas Okyanusu'na baktığımızda şu bölümde yer alıyor. Buradan güneybatıya doğru hareket ettiğinde yine buraya uzak tarih değiştirme çizgisine. Yani biz tarih değiştirme çizgisine yakın bir yer arıyoruz özellik olarak. Bunun yanında Hint Okyanusu'nda güneye doğru denmiş. Hint Okyanusu'nun bulunduğu alanı hemen bulalım. Hint Okyanusu'nda güneye doğru gelince tarih değişmez. Orada yine doğru bir durum olmadı. Baltık Denizi'nden kuzey doğuya doğru ki Baltık Denizi'nden kuzey doğuya doğru gittiğimizde yine buraya uzak. Yani biz tarih değiştirme çizgisinin olduğu yerde bir doğrultu arıyoruz. Büyük Okyanus'tan doğuya doğru. Şimdi Büyük Okyanus burası. Buradan doğuya doğru gittiğinde tabii ki ne olacaktır? Tarih değişecektir. Yani burada doğru cevabımız E şıkkı olarak dikkate alınabilir. Kuzey yarımkürede güneye doğru gidildikçe meridyenler arası uzaklık artarken güney yarımkürede güneye doğru gidildikçe meridyenler arası uzaklık azalır. Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde açıklamada ifade edilen yönde gidildikçe meridyenler arasındaki mesafe azalır? Bakın güney yarımkürede güneye doğru gidildikçe meridyenler arası mesafe azalır diyor. Yani güney yarımkürede bir yer aramamız gerekiyor. Libya kuzey, Hindistan kuzey yarımkürede, Amerika Birleşik Devletleri kuzey, Slovakya kuzey yarımkürede ama Arjantin güney yarımkürede. Yani Arjantin'den güneye doğru gittiğimizde meridyenler arası mesafe kutba doğru yaklaştığımız için azalır. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Meridyenler arasındaki mesafe ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır. Ancak ardışık iki meridyen arasındaki 4 dakikalık zaman farkı değişmez ve her yerde aynıdır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ki ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe çizgisel hız azaldığı için bu 4 dakikalık süre değişmez. Çünkü çizgisel hız ekvatora daha fazla, uzun olan alanı daha hızlı dönerek yine aynı saatte tamamlıyor. Kutuplarda daha kısa mesafeyi daha yavaş dönerek yine aynı sürede tamamlıyor. Yani bunu biz çizgisel hızın kutuplara doğru azalmasıyla açıklıyoruz. Eğer çizgisel hız böyle bir özelliğe sahip olmasaydı 4 dakikada sabit olmazdı. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Aşağıda verilen küre üzerinde bazı noktalar harflerle gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncülümüzde M noktası batı yarımkürede ve ekvatorun kuzeyinde bulunmaktadır.
Ki burada Greenwich'i dikkate almışız. Sıfır başlangıç meridyeni. Bunun sol tarafında kalan kısım Batı Yarımküre. Bunun yanında ekvatorun geçtiği yeri çizdiğimizde M'nin Kuzey Yarımküre'de olduğunu görmekteyiz. Yani M Batı ve Kuzey Yarımküre'de ekvatorun kuzeyinde yer almaktadır. İkinci öncülümüzde K ve L noktaların yerel saati aynıdır. K'ya bakıyorum 30 doğu boylamında. Diğer merkezimiz L 150 batı. Bunların boylamları aynı olmadığına göre yerel saatleri de aynı olamaz. Üçüncü öncülümüzde M ve K noktaları arasındaki yerel saat farkı. M ile K arasındaki saat farkına bakalım. Ki 30 boylam buradan fark var. 30 da buradan 60 boylam. Ki bunu 4 ile çarpmamız gerekiyor. Ve sonuç olarak 240 dakikalık bir zaman farkına ulaştık. Bu da baktığımızda toplamda 4 saatlik bir özelliğe karşılık geliyor. Bunun yanında diğer alanlara, diğer merkezlere bakalım. M ile L kısmına bakalım. 150 batı, 30 batı. Arada 120 boylam fark var. Yani bunun iki katı. O yüzden burada 8 saatlik bir fark ortaya çıkacak. O zaman M ile N arasındaki yerel saat farkından daha fazla değil, daha az olacak. Çünkü dediğimiz gibi 8 saatlik bir fark çıktı M ile L arasında. O yüzden bu da yanlış bir ifade. Burada yalnız biri, yani A şıkkını doğru cevap olarak dikkate almış olduk.